Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size top lane'de ileriye göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğimde ekranda göstereyim, yeni mezunu aldım. Şimdi benim karşımda Yasuo varmış. Ben normalde Vladimir gelecek diye ürünlerden büyü direnci aldım. Hiç sırrım yok. O yüzden oyun başında kapışmayı düşünmüyorum. Yasuo yanlış yaparsa, yani hata yaparsa belki takasa girebilirim. Kemik sıra almış, onu da öğrenmiş olduk. Var açmasın. Güzel oldu şu an. Tuş turu aldım. W'ye bastım, Q'ye attım. Çok hızlı bir şekilde kestim. Az önce biraz yavaş davransaydım, hızlı hızlı dalmasaydım, üç tempo farkından çok fazla saldırı hızı kazanıp beni kesecekti. O yüzden bir anda yeteneklerimi kullanıp kesmeye çalıştım. Şimdi şurayı ettirdikten sonra base'e gidip geri geleceğim. Hızlı bir şekilde base'e gidip geldim. İlk olarak klasik bir şekilde mahvolmuş alacağım. Buraya mahvolmuş aldığınız zaman karakter çok saçma bir şekilde hasar çıkarmaya başlıyor. Yani kötü oynasanız bile fark etmiyor. Normal saldırınızda çoğu şampiyonu kesebiliyorsunuz. Bu karakterde yüksek basar çıkarmak istiyorsanız da mutlaka pasifinizi tekleyip de rakiplere dalmaya çalışın. Ölüm yanları kula aldığınız zaman pasifinize yükler birikiyor. Böyle dördüncü geldiği zaman, yani son yükteyken, normal saldırınız fazladan büyü hasarı vuruyor ve çok fazla saldırı hızı kazanıyorsunuz. O yüzden birebirleri kazanma şansınız çok daha fazla oluyor. Rakiplere dalarken yapmanız gereken ikinci önemli olay da E'yi rakibin arkasına bırakmak diyecektim. Aldım. Konuşurken biraz zor oynadım ama bence iyi kestim ya. Az önce yine en baştaki gibi çok hızlı bir şekilde combo yapmaya çalıştım. Yani panik yapmadım, canım az olabilir. Bizim karakterimizin gücünü bildiğim için korkmadan dalabiliyorum. Yeniden bir üstüne atlayayım. Ulti basmadı, W'ye basıp tuttum. Basarı azaltma kazandım. Rahattım. Normal saldırıma çok rahat bir şekilde kestim. Üç turunda aldık bir de. Şu anda lane'i tamamen kaybetti. Artık jungle gelmeden bence birebir de beni kesemez. Buraya Talia geldi. Acaba alır mıyım? Aldık çünkü bizim jungle'a geldi. Hadi ben alayım şöyle. 4-0 oldu, mükemmel oldu. Dakika 10 oldu, şimdi sonda da mahvolmuşu bitirdim. Artık bu dakikadan sonra Yasuo'ya geçmiş olsun diyebiliriz. Yasuo'nun üstüne bir hasar testi yapayım mı? E'mi kullanmama gerek var mı? Var galiba. W'ye basılı tuttum. Hasarını azalttım, hiç vuramadı. Ben bizim karakteri sakinliğe bıraktım. Oyunun başlarındayken mahvolmuş aldıktan sonra bu karakter bozuluyor demiştim. Şu anda size tamamen kanıtlamış oldum. Yine alırım ki. Öldü şu anda. Ultiye attık, Q attık, yeniden Q attık. Ve şuradan gideyim. Tutuş turunda aldım. 1'e 5 oldu Yasuo. Minyonları aldıktan sonra base'e gidip geldim ve check atma çizimi aldım. Normalde ben zırh eşyası almayacaktım da, ürünlerden zırh girmemiştik. Yanlışlıkla bir dürence girmiştim. Oradaki zırh eksini kapatmak için aldım. Ben genelde lane'deki öne geçersem karşıdaki şampiyona göre eşya almıyorum. Karşı takımda kasan rakibe göre eşya alıyorum. Şu anda Vlad kasmaya başlamış. E'yi bırakalım. Yasuo W'sa benim E'mi, ultimi engelleyebiliyor. Bir dakika. Ben ne almışım böyle? Aldım. Bunların doşlamasam ölecektim. Az önce Yasuo bana daldığı zaman yüksek basar çıkarmıştı. Bunun sebebi Kraken almasıymış. Rakibe derken mutlaka eşyana bakmaya çalışın. Base'e gitmişken de ikinci olarak üçlü kuvvet aldım. Çok önde olduğum için böyle yaptım. Çok daha fazla hasarım olacak. Kartop bana havalamam kolay olacak. Siz oynarken birazcık daha denetli olmak isterseniz de kan içen de alabilirsiniz. Ben bilerek hasar odaklı kastım şu anda. Atlayacağız mı buna? Bununla bir yön atlayabilirim. Sonra E ile kitleyebilirim bu şekilde. Bunu nasıl yemedi o? Normalde yemesi gerekmiyor muydu? Bakalım yaklaşacak mı buraya? Ultiye attık. Tamam, şimdi kilitledim. Bunu da aldım. Bu da gitti. Ne oldu burada ya? Çok rahat kesmedim mi? Az önce kasara belki şaşıranlar da olacaktır da, bunun temel sebebi üçlü kuvvet diyebilirim. Bunu da aldık. Bir de çok kasmıştı. Daha fazla zorlamadan base'e gittim. Bu sefer 3. olarak ölümün dansı aldım. Ölümün dansı sayesinde üzerimize gelen anlık hasarı engelleyebiliyoruz. Yani 3 saniye yayıyoruz. Bir anda tek yememizi engelliyor. 4. olarak da dayanıklı olmak için strike alacağım. Son olarak da aklın sonra alacağım. Şimdi bizim ADC'ye bir yardımcı olayım ben. E'yle kitledik. Bende kaldı. Çok fazla vurdum ya. Üçlü kuvvet herhangi bir karakter aldıktan sonra nekvanktan sonraki böyle saldırınız çok daha fazla vurabiliyor. Bunu atayım. Gel buraya ya. Açma işte. Böyle keselim. Ben bu oyunda nasıl bu kadar çok kastım hiç bilmiyorum. Dakika 20, 180 farmım var. 15'e 0'ım, yeni fark ettim. Tamamen kendimi kaptırdım öyle. İstemsizce oldu şu anki skorum, farmım. Benim de buraya geleceğini bildiğim için de bilerek bekledim. Ultiyi atalım. E'yi salalım, kitleyelim. Bunu da aldım direkt.
Onları da alacağım. Nomad elevecilerini de başlayacaktım da. Bunlar izin vermezler gibi ya. Bunu keseyim o zaman. Bunu da alırız. Öyle ki. Dedim. Diyemedim. Ona rağmen aldım. Nazır Base'e gitmişken çok ufak bir isteğim olacak. Bana destek olmak için şimdiden alttan videoyu beğenip kanalda bulunursanız sevinirim. Videomuzu alsanız çok güzel olur. Videomuz ön plana çıkar. Destek olanlara teşekkür ederim. Şimdi bu sefer bota geldim de benim bunları tek başıma almam biraz zor gibi. Kitleyelim mi? Tamam, burada Yumi gitti. Çok güzel. Bu da gitti. Yona atlayalım yakınlaşmak için. Ulti basmaya gerek var mı? Yok bence. Kitledim. Bunu da aldık. Aşk ölmek isteyen var mı? Keşke Jhin'le Yasuo da olsaydı da ben tatsaydım. Ben böyle sürekli bireysel kill alıyorum da bizimkiler fight'a girecek gibi duruyor. Hatta şu anda girirler. Hadi Kayısı, kestin onu. Ulti basalım. Tamam, bu da gitti. Gel buraya. Bunu da aldım. Şu anda oynadığım en garip ireli maçı olabilir. Yani çok da güzel oynamıyorum böyle. Elleri tutturuyorum. Pasifist ekleyip ulti atlayıp iki tane Q atıyorum. Zaten ölüyorlar. Karakterimizin çok fazla bir zorluğu yok. Sadece elleri kaçırmamız gerekiyor. Elleri tutturmak için de bol bol oynamanız gerekiyor. Yani zamanla bu karakter alışacaksınız. En başta biraz zor gelebilir. Mid'dekini bir tur açtım. Bottaki kuleyi de açarsam çok iyi olacak. Sonra base'e gidip aklın sonu alacaktım. Öldüm şu anda ya. Benim hatam. Çok zorladım. Bayağı da altın verdim. Az önce ölmem de bir yönden güzel oldu. Aklın sonunu bitirdim. Yani beni base'e göndermiş oldular. Ama skorumuz da bozuldu ya. Hiç ölmeden bitirsem çok daha güzel olurdu. Bir seriden alalım bunu. Lat mid'de. Yasuo tek başına bir şey yapamaz. Ben keserim onu bir şekilde. Kimse dalmadı. Biz de alalım o zaman. E'yi bıraktım. Bırakamadım. Ama öldü. Şu anda bitti oyun. Da gitti. Gel bir quadra atayım. Bir detay ya, izin ver ya. Ok yavaşlatıyor, üstüne zıplayamıyorum. Rayla almış galiba. Bizimkiler öne bitirmeye çalışsınlar. Ben de bu adamı kesmeye çalışayım. Ben seni bırakmayacağım. Gerçekten mi ya? Bak, oyun bitecek zaten. Gel de bir dalayım hadi. Burada keseyim. Son anda kestim. Bizimkiler de bitirdiler. Hemen vurdum hasarı. Bir bakalım. Büyük ihtimalle 30-40 civarı bir şey vurmuşumdur. 45K hatta 46K hasar vurmuşum. Beklemiyordum. Geçenki maç çok güzel geçtiği için bir oyun daha girdim. Bu sefer de karşıma Nasus var. Nasus'a karşı oynamak da kolay olacak. Yine Mion'lardan pasifimi ekleyeceğim. 4 yük olduğu zaman da elle kitleyip Nasus'u almaya çalışacağım. Ben niye ki olamadım? Bakın şu anda da dalabiliriz. Dönecek misin? Dönmedi. Nasus illaki stack kasmak için Mion'lara gelecek. Ben de geldiği zaman böyle elle kitleyip almaya çalışacağım diyecektim. Tuttursaydım elimi büyük ihtimal almıştım ya. Birazcık arkasına attım galiba. Şimdi bilerek de ittirebildiğim kadar ittiriyorum. Kule altında bana dalmasını istiyorum. Belki bizim Mion'lar falan vurur. De vur bana. Vurmayacak mısın? Bak bilerek dibine giriyorum. Büyük Mion'u aldı ya. Yanlışta Q'sunu bana alsa güzel olacaktı. Nasus gibi bir şampiyon oyun başında kesebildiğiniz kadar kesmeniz lazım. Çünkü oyun sonu çok güçleniyor. Stack kasabilen bir şampiyon. O yüzden şu anda çok fazla agresif oynamaya çalışıyorum. Burada jungle var. Hadi ya. Kha'Zix alayım en azından. Bunu da aldık mı? Hadi gitsin. Ya keşke ölseydi. Burada öldüm. Nasıl aldım bilmiyorum. Bir de kötü oynadım yani. Şimdi Mahfulmuş'un alt eşyanıp da geldim. Üzerimde can çalmalı birlikte saldırı hızı var. Level'de de nasıl göre öndeyim. Aslında birazcık agresif oynayabilirim ya. Bu sefer iyi tutturmam gerekiyor. Yaklaş bakalım. İyi yapı atalım. Tamamdır, bu sefer yedi. 3 turda attım ulti basar diye. Ulti bile basmadı. Bekleme süresi neydi galiba? Acaba şu an Kha'Zix'e de alsam ne olur? Büyük ihtimalle kesemem. Ama ultim olsa büyük ihtimal alırdım ya. Dalacak mısın bana? Kitleyeyim bakayım ne olabilir ki?
Ölsene musibete. Keşke ölseydin. Boş boşuna flaşım gitti ama denedik. Hasarımızı gördük. Hızlı bir şekilde base'e gidip geldim ve sonunda mahvolmuşu bitirdim. Hemen nasıl üzerinde bir hasar testi yapacağız. Aldım galiba. Ultiye basalım. Ultisi vardır. Hiçbir işe yaramadı. Flaşını da aldım. Birazdan bana tilt olacak. Yine mi onları kaçırdı? Ben 10 levelim. 8 levelde kaldı. Nasus yine geldi. Burayı büyük ihtimalle wardlayacak. Üstüne atlayalım. Tutuşturusu aldım. Yeniden aldım ki. Yazık oldu bu adama ya. Nasus'u kestikten sonra Veys'e gidip pırıltıyla birlikte ocak bağı baltası aldım. Yine 3 kuvvete gideceğim. Çünkü 5 birim. Çok öndeyim. Yine öldü ki. Ben ne yapacağını karar veremedi ya. Baksana da sürekli sağa sola yapıyor. Gittiğim şöyle be. Bilerek sürekli Nasus'u kesmeye çalışıyorum ki mentali patlasın, salsın yani. Kasmakta uğraşmasın diye. Çünkü karşı takımdaki Echo çok kastı. Nasus da böyle pes etmezse, oyun 40 dakika falan sürerse karşı takım alabilir. O yüzden sürekli Nasus'u kesmeye çalışacağım. Yani daha doğrusu 3-4 kadar daha keseceğim, sonra salacağım. Keşke kulesini de alabilseydim. Yani vur bana biraz. Denemeyeceksin değil mi? Kuleyi aldım galiba ya. Ben biraz sinirlenmiştim ama bak böyle olmaz. Tamam gel şuraya. Keseyim seni, aklın başına gelsin. Kulesini de bir alalım hemen. Minyonları da alalım. Sonra base'e gideyim. Üçlü kulete bitirip başka yerlere gideyim. Birazcık da eko oynamanın vakti geldi bence. Canım çok azalttım. Ultisini almak lazım onu. Ulti bile basamadı. Çok fazla vurdum ya. Bunlar hep üçlü kulet sayesinde yine. Attıktan sonra kasarımız çok fazla oluyor. Kazix'in de bana atlamasını beklerdim açıkçası. Aldım. Baksanıza. Yine kulaktan sonra çok fazla vuruyorum. Sürekli de kill almayalım. Birazcık da kule açalım. Zaten bizimkiler toplandılar. Ben istesem Kha'Zix'e ulti flash Q yaparım ve büyük ihtimalle keserim ama değmez. Zaten Katerina acımamış, yok etmiş. Burayı da açalım. Dayalım mı buna? Oha hasara bakar mısınız? Gerçek mi ya? Ne oldu bu adama? Eko falan dalmasın da şimdi ölmeyelim bir anda. Nasıl yeniden bir kessem mi acaba ya? Eyle kilitleyelim. Hepsi birden dalacak galiba bana. Nasıl yemedin ultiye? Bu sefer E'mi yedi ama. Ölmüş olabilirim. Eko bana vurmasın. Nasıl ölmez o ya? Ulti basamaz diye düşündüm. Ben yine top lane'e geldim. Herkes alt tarafta. Bu adamı bir şekilde kesmem gerekiyor. Aldım şu anda. Atlayalım bir kere vurayım. Seni bir tur açsam benim için yeterli olacak. Umarım Echo bir anda gelmez. Hemen geriye çıkacağım. Geldi bile. Öldüm galiba. Bizim bu alevi bir şekilde almamız lazım. Nerede bu? Tamam. Çok iyi oldu. Bayağı fazla vuruyor ya. Şimdi Echo'yu mu alacağız? Thresh'i alayım o zaman. Bunu nasıl alacağız? Alırım aslında ya. Öldü zaten. 1000 gold verdi bir de, bayağı güzel oldu. Şimdi artık baronu almanın vakti geldi. Maçta 30 dakika olmuş. Oyunun başlarındayken oyun 40 dakika sürerse karşı takım alabilir demiştim. Şu anda bile bizi çok fazla zorluyorlar. Ama Echo'yu çıkarırsak kazanmamız kolay oluyor. Zorlayacağız mı? Bizimkiler base tarafındalar. Ya bırak işte ya. Benim tek başıma 1'e 5 atmam gerçekten çok zor ya. Almayalım. Nasus da geliyor çünkü.
Buraya bir yardım lazım. Bizim takım çok uzakta. Tamam, bunu aldım. Gerçekten mi? O adam nasıl ölmez ya? Bir de güzel oynadım yani. Gerçek takım baron olup inhibitörü açtı. Şimdi de son ejder var. Yine bizimkiler eksik şu an. Yani Katarina top da. ADC'miz mid de buraya gelmesi lazım. Son ejder zaten. Ben bunu alamıyorum çünkü Nasus kasmış. Bunun late'e kalınca böyle oluyor işte. Öldüm. Benim bu oyunu gidip bir şekilde bitirmem gerekiyor yani, böyle olmaz. Deniyorum bakalım kimler var burada. TP attı, kim bu? Nasus değil mi? Bitirdim galiba ya. Hadi. Vur şuraya bir kere. Şaka mı bu? Dedim vurması gerekiyor. Bunun da ya. Bu maçta da büyük ihtimalle 40-50k vurmuşum. Bu derken yine tahmin edemedim. 70k yakın hasar çıkarmışım. Uzun zaman sonra da İrel'in topta ne kadar güçlü olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Son olarak da eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.